Evet sevgili seyirciler, tabii ki Taşkent'teydik, Taşkent'te festivaldeydik. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'yla birlikteydik. Yine Taşkent'in o meşhur pilavından yedik, Sultan suyundan içtik. Yolumuzu Çetmi'ye doğru çevirmiştik. Evet, gelirken görmüş olduğunuz gibi Çetmi Kanyonu'ndan da geçtik. Şimdi de Çetmi Şelalesi'ni, o meşhur şelaleyi gezeceğiz. Hadi hep birlikte. Evet, tanıyabilir miyim efendim sizi? Ben Mehmet Fatih. Köyün yerlisiyiz. Ne kadar güzel. Siz de evet. Ziyarete geldim bayramda. Ziyarete geldim, evet. Babayı dedeyi ziyarete gelmiştik. Aynı zamanda şelale değil mi? Aynen öyle. Ne kadar yani kendi köyümüz olunca ayetin bir güzelliği vardı vallahi. Evet. Çok da güzel. Biz de dedik ki Taşkent Festivali'nden sonra gelelim. Çetmi'nin şelalesini bir görelim dedik. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Biz hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş sen de hoş geldin. Dünyaya hoş geldin. Yakışıklısın sen. Hadi bakalım. Burada saç böreği ikram ediyorlar. Yani evet. İçeceklerimiz, yiyeceklerimiz var. Bakalım bir röportaj yapalım bir bakalım. Kimler var? Size de ikram edebiliriz. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Sağ olun. İyi eğlenceler size de. Evet. Çetmi'ye geldik demiştik. Çetmi şelalesini gezmeye başlayacağız. Tabii ki aileler ziyaretlere geliyorlar. Bayram ziyaretlerine geliyorlar. Oturuyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Böyle yakışıklı yakışıklı gençler de var. Aman 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 aman. Bunlar var ya bak papatya gibiler. Görüyorsun değil mi? Evet. Maşallah tadı var. Hemen taşları falan takmışlar. Ama önce gençlerden başlayalım. Evet. Babalardan da röportaj yapalım. Şelale hakkında biraz bilgi veriyorlarsa, verebiliyorlarsa, biliyorlarsa verecekler tabii. Biz de ilk defa geldik şelaleye. İlk defa mı geldik? Beğendin mi? Normalde Taşkent Bağcılar'lıyız biz. Gördüm sen, beğendin mi? Evet, ben güzel. Fena değil, temiz. Belediyemiz de güzel basım yapmış buraya. Güzel bakım yapmış, yani, evet. Güzel, hoşumuza gidiyor. Yani alan da güzel, oturmaları da güzel. Evet, şahane. Sanki mağara havası var orada da. Orada da ekmek yapıyorlar herhalde. Peki. Efendim genç seni tanıyayım mı? Senin adını söyle bakalım. Sevda. Sevda, bayramın harika olsun. Sağolsun. Çok teşekkür ediyorum. Efendim tanıyabilir miyim? Ben Kerim Gümüştekin. Balcılarlıyım. Evet. Konya'da esnaflık yaparım. Emlakçılığı yaparım. Bayramda geldiniz. Ziyarete geldiniz. Şelale'ye geldiniz. Şelale'ye geldiniz. Evet, ailecek geldiniz şimdi. Ne kadar güzel. Börekleri beğendiniz mi? Sizin kadar güzel yapıyorlar mı? Güzel güzel. Allah için güzel yani. Çok dört dörtlük. Teşekkür ederiz başkanım burada. Öyle mi? Peki hadi bakalım. Efendim sizi tanıyabilir miyim? Ben Ali Rıza Tutar. Konya'da oturuyoruz. Balcılarlıyız. Evet. Bayramı ziyarete geldik. Şöyle o vesileyle şelale bir yazılıp gelip dedik. Ayıracak. Biz ilk kez ilk defa geliyoruz. Bakalım bu güzelliği ekranlara yansıtalım dedik. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Başkanım. İnşallah kolay gelsin. Kolay gelsin. Ekmek yapılan yeri bakalım güzel olacak mı? Beğenecek miyiz? Börekleri şöyle birlikte gidelim. Kol kola. Gidiyoruz. Birlikte gidiyoruz. Evet. Burada kasa var. Bir de demişlerdi ki devam ediyorlar demişlerdi ama kasa var. Ne yapacağız? Evet, kasa olacak tabii. Burası da bir para kazanacak. Efendim merhabalar. Merhaba. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Merhabalar. Nasılsınız gençler? Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şelaleye ilgi nasıl? Şelaleye ilgi çok güzel şu anda. Yani üç gün boyunca evet, çok güzel dolu. Bir ilgi var. Arabalar bayağı kuyruk yapmış. Evet. Çetmi'nin girişi de çok hoşumuza gitti. O kalyon taşların arasından geçtik. Çok hoş bir yerdi gerçekten. Evet. Aynen öyle. Çetmi'nin her haliyle mükemmel. Yani sen Çetmi'sin galiba. Çetmi'liyim tabii. 30 yaşındayım. 30 yıldır Çetmi'liyim. 30 yıldır Çetmi'liyim. Evet. Ya zaten değişmezsin. Değişmem asla. Hanım köylü olsan desek hanım da mı Çetmi'liyim? Hanım da buralı olan sıkıntı yok. O zaman sen kesin Çetmi'lisin. Evet. Senden vazgeçtim. Efendim merhabalar. Hoş geldin, merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl gidiyor insanların çok güzel şelaleye çok ilgisi? Güzel. Başkanımızın önderliğiyle burada bir şelale açıldı. Gelen giden doğayla iç içe, balığımız var, börek var. Çok güzel. Çok güzel. Neyi tavsiye edersiniz vatandaşlara şelalede? Karaçaylar'ın tabii çay içmesini, bir ayran içmesini, ondan sonra bu doğayı keşfetmesini. Çünkü dünyada böyle bir yer bu arada var. Başka bir yerde yok. Herkesin evet. Gelip böyle bu güzelliği keşfetmesini isteriz. Ve herkesi bekleriz. Evet, inşallah.
Sizler de geldiğiniz için, çekim yaptığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de şöyle bir bakalım. Daha sonra biz de buranın meşhur o çayını içelim. Sonra yola kaldığımız yerden devam edeceğiz zaten. Ama röportajlarımızı da sürdürelim. Teşekkür ederim. Gurbette, vay vay. Gurbetteyse, gurbette aman aman. Bu yayık ayranı mı? Kim yapıyor bunu? Bunu böyle yapsak şu olur abi. Ayran, olan ayranı da bozmayalım da. İçinde şey vardı abi onu. Ayran katıkları şey var. Var. Buna... Su kabağı dedik bize de herhalde. He? Kabağı. Şu arkasından ayran akıyor abi şuradan. Tamam aferin. Oradan dolduruyoruz buradan şey yapıyoruz. Öyle mi? Oradan dolduruyorum buradan akıtıyorum. Ben bardak getireyim. Tamam bir tane bardak versene. Bir tane bardak ver. Bak bu kabak. Bildiğin kabak. Bunun içi yeniliyor normalde. İçerisine ayran konuluyor. Bunu dolduracağız. Şöyle. Doldurduktan sonra şu kısmında görmüş olduğunu yarın akıtacağız. Yani bunun içerisine bir tane ayran dolduracağız. Bunu yaparız. Evet. Dur. Şeyimiz gelsin. Şöyle. Böyle bu yayık ayranı buradaki ablalarımız da hepsi ekiyorlar, içiyorlar, dikiyorlar. Hepsi yapıldıktan sonra da buradaki müşterilere bu ikram ediliyor. Belediyenin yapmış olduğu bir çalışma. Hoş ama tabii buradaki kara olayı tabii ki gayet normal. Ateş var, odun var. Onlardan yapılıyor. Ama biz gidelim şöyle. Şuralara basmadan. İşin en kolayını beyefendi yapıyor. Yapılan böreği, böreği yapan sadece kesiyor. Evet. En kolayı da o zaten değil mi? Yapacak bir şey yok. Daha önce işim daha kolay, da bu iş daha zor. Daha mı? Daha mı kolay? Ne yapıyordun? Daha ben belediyede çalışıyordum. Evet. Köyde çalışıyordum ama şu anda burada börek yapılıyor. Ben de kıyım işini yapıyorum. Güzel ama ya. Güzel ne yapayım? Sonuçta ekmek olsun işte, zaten. Aşamada bu vaziyette oturdum mu dizlerim de ağrıyor. Ha öyle mi? Tabii. Arada sırada kalk. Kalkma şansım yok ki. Devamlı fabrika abi çalışıyor burası. Maşallah. Evet. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Ben Mehmet Çamurcu. Mehmet Bey Çetmelisiniz. Çetmeliyim. Kaç yaşındayız? 62 yaşındayım. Maşallah hiç göstermiyor. Maşallah hiç göstermiyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Buradaki hanımlarımız Çetmeli, onlar da Çetmeli. Çetmeli. Ne böreği yapıyorlar genelde? Burada patates böreği yapıyoruz. Bir de peynirli yapıyoruz. Peynir yapıyoruz. Zaten bu sıcak havada da kıymalı da olmaz. Evet, kıymalı yok. Evet. Evet, böreğimiz çıktı. İşlem ne yapılıyor şimdi? İşlem katlanıyor. Katlanıyorsun. Veriyor. Servis ediyorsun. Tabağı alıyoruz. Tabağı alıyoruz. Servise hazır. Servise hazır. Evet. Götürebilirsiniz. Kolay gelsin. Benim görevim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Senin için hiç kolay değil. Evet, sağ olun. Evet. Hanımlar size de kolay gelsin. Bak torpil istiyorlar. Çıkan üçünü bana vereceksin diyorlar. Evet. İşin kolayı, süper. Var ya harika, süper bir şey. Yayık ayranı. Herkese güzel. Tavsiye ediyorum abi. Gerçekten yani bu tabii organik yani öyle. Yine sütle, yine çetmeyle maalesef. Evet evet evet. Kendi köyümüzün yoğurdu bu. 10 numara bir şey abi. Peki canım, 10 ayran. 10 ayranmış. 10 ayran, sipariş var abi de. Ya sen ayranları ver o zaman. O ayranları versin. Tamam. Ayranları doldur. Sevdiğim geliyor çır çır. Dumanlıda bastırdalar dumanlı. Sevmiş sevmiş ağlamamış zamanlı. Müzik.
Merhabalar efendim. Teşekkür ediyoruz siz. Evet, çok hoş bir yer gerçekten. Ben de ilk kez geldim. Bundan sonra gelir miyim bilemem. Çünkü yollar çok kötü. Belediye başkanı buradan söylemek lazım. O yolları düzeltmesi lazım. Yollar düzeldikten sonra inşallah daha da buraya turistik anlamda ziyaretçi akını olacaktır diye düşünüyorum. Hakikaten gizli kalmış güzelliklerden bir tanesi diyebilirim. Çok hoş bir yer. Etraf çalışması da aslında, çevre düzenlemesi de çok güzel. Biz yine de başarılar dilerim. Tabii ki kaldığımız yerden gezmeye de devam edeceğiz. Efendim, sizler de tabii ki buraya ziyarete geldiniz değil mi efendim? Evet, evet. Tanıyabilir miyim kısaca? Elif Dağtan. Beğendiniz mi? Çok beğendim, çok güzel. İlk kez mi geldiniz? Evet. Ben devamlı geliyorum Taşkent'te. Aha, Taşkent. Evet, çok güzel bir yer. Çalışma nasıl? Yani genelde yani kafe tarzında değil ama el işinde burada hemen hazır sıcak sıcak börekler var, çay çok var. Güzel, çok güzel, çok güzel. Aile için iyi bir şey diyelim. Evet, en güzel yer yani aile için. Siz tanıyabilir miyim? Kürşat Dağatan. Vay, vay. Bizim meslekten. Şey okudu, Niğde Üniversitesi'nde. Ne kadar güzel. İş meslek zor ama. Evet. Ama eğlenceli. Evet. En güzel, en çok sevdiğim eğlencesi ne biliyor musunuz? Yani kameraman tabii ki çok çok önemli bir iş yapıyor. Ama biz sunucuların bir avantajı var. Ne olduğunu söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Kafa sallamayacaksın, objektif sallayacaksın. Efendim, biz kamera önünde olduğunuz için biz tanınan kişiler oluyoruz. Siz tanınmayan kişiler oluyorsunuz. Yani siz gizli kahraman oluyorsunuz. Ama yine de bir kahramanlık var. Değil mi? Evet. Bu arada kısaca sizi de tanıyalım. Ben de Abdullah Dağatan, İstanbul'dan geliyorum. Festival vardı köyümüzün. Geldik, iyi kötü hemşerilerimizi gördük. İyi kötü şelaleyi gördük. Dışarıdan gelen hemşerilerimize de tavsiye ederiz. Ama sen İstanbul'dan geldin de. Efendim? İstanbul'dan geldiğin belli. Doğrudur. Niye belli? Neden? İstanbul'un havası suyu da var. Ben İstanbul'da doğdum. Biraz oradan geliyor. Efendim sizi tanıyabilirim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tanıştığımıza memnun olduk. Hoş geldiniz. Evet, sağ olun. Hep birlikte hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sen ne yapıyorsun bu arada? Ben daha yani kendi mesleğimle uğraşmıyorum. Torku'da çalışıyorum. Torku'da çalışıyorsun. Tamam. TV'de çalışıyorum. Ya Torku da bizim yerimiz. Tamam. Yerli mal. En büyük başkan bizim başkan diyoruz. Evet. Recep Konu. Recep Başkan. Değil mi? En büyük başkan. İnanılmaz güzel insan, insanlığı haricinde güzel işler yapıyor. Ekonomi anlamında Konya ve Türkiye ekonomisine tarım, çok büyük katkılar sağladı. Türkiye, dünya çapında Torku bir numara yani gerçekten. O hale gelecek inşallah. Geldi zaten. Devlerle yarışmak kolay değil. Devlerle. Bizim de amacımız o, evet. İsteğimiz o yönde. Evet. Konya'ya daha fazla istihdam da sağlanması gerekiyor. İnşallah. Değil mi efendim? Lütfen. Çeksin de neden? Bu çek, eğer bu kamerayı durdurduğu an sen çok terbiyesizleşiyorsun. Kamerayı çekmeye devam et. Yoksa çok terbiyesizleşiyor abi. Bu var ya dikicilerde, bu dikicilerden önüne gelen dikiyor. Yani neredesin diyorum? Neredesin diyorum? Karaman'da diyorum. Ne yap? Ama yani o gel bana resimle çiftliğe geliyorum diyor. O buranı olsun. O ben davet edeceğim. Ama evlere kırmızı gideyim. Abi canım. Çok kibar konuşuyor. Kamera oldu. Kesme. Evet. Tabii ki çok uzattır ama canım benim. Benim yakın arkadaşlarımdan, ilkokul arkadaşım, dostum, sevgili İbrahim Dikici de burada. İbrahim'cim seni de çekimde gördüm, çok gördüm. Ben ilk kez geldim. Yok çok güzel buraya. Ben dünle geldim. Misafirim vardı. Bugün bir başka ama misafirim var yine buraya. Burada ağırlanacak çok güzel bir yer. Evet, aynen. İnanılmaz güzel bir çalışma. Suyun sesi yetiyor. Suyun sesi yetiyor. Buradaki ortam çok güzel. Aynen. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani festival amaçlı geldik ama hakkının çekimi çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Yani dün misafirim vardı getirdim. Bugün yine misafirim var. Yine buraya aldım geliyorum.
sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Allah gidiyor. Sağ ol, saat yanına olup gidiyor işte ticaret. Canım benim. Efendim görüşmek üzere. Sağ olasın, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet, bizler tabii ki izin istedik. Çünkü bizim çekimlerimiz bu kadar. Çetme'ye geldik, Şelale'ye geldik. Fotoğraf çektirmedik mi? Evet, fotoğraf çekelim. Evet. Sen çekeceğim ben. Kahve dolu elime aman aman, haydi de eli dolu. Hay. Şımarabilir miyim biraz? Görünsün, reklam olsun. Şöyle yapalım seninle. Gel şöyle gel. Gel gel gel. Şöyle şöyle. Evet. Çektiğimiz fotoğrafı gösterelim mi? Yakışıklıyız değil mi? İyi bir ekip oluştuk. Evet. Çok iyi bir ekibiz. Poz veriyoruz. Çok şımarıktım. Yunus. Evet, Çetin'in şelalesinde sular akıyor. Güzel, doğa güzel. Çayı güzeldir. Göyük ayranı içtik. Herkese tavsiye ederiz. Göyük ayranını tabağın içerisinden geçiriyorlar. Sapından çıkartıp bardağa döküyorlar. İlginçti. Çok ilginç çalışmaydı. Herkese teşekkür ediyoruz. Ve herkes zaten burada. Gül kuruttum sepet aman aman, haydi de bir yarim var bu bette. Ay gülüm aman bir yarim.